Omnibus. Hocam merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Profesör Doktor Zeynep Eveş Yürkan bugün konuğumuz. Hoş buldum. Hocam biz şimdi, siz ünlü bir sosyologsunuz, antropologsunuz, sormak istiyorum. Ya, İnsan neden oyun oynar? Eğlenmek için, çünkü insan sadece böyle çalışarak yaşayamaz. Eğlenmesi de gerekiyor. Ne kadar çok çalışırsak topluma o kadar daha faydalı olmaz mı oynamanın? Faydalı oluruz da insanların da bir sınırı var bir şekilde. Nerede onların... O sınır nasıl yani? Nerede mesela? Ne zaman oynamaya başlasın? Hiç de oynamamak gerekmez. Mesela 1-2 saat. Siz oyun oynuyor musunuz? Evet. Peki ne zaman bırakıyorsunuz? İnsanlar oyun oynamayı, sadece çocuklar mı oynuyorlar? Ya çocuklar, büyükler fark etmez. İsteyen herkes oynayabilir. Mesela sizin evde anneniz oyun oynuyor mu? Hayır. Bak oynamıyormuş işte, büyükler ama oynuyor. Ama her büyük anne değildir. Farklı. Mesela oynayan büyükler var mı sizin evde? Evet. Kim mesela? Sen. Ah! Ya koskoca hoca oyun mu oynuyor? Evet. Ne oyun oynuyor? Mamut avlamaca. Ondan sonra? Sonra... Siz oynuyor musunuz babanızla? Babamla bazen oynuyorum ya. Babanızı seviyor musunuz? Evet. Annenizin babanızı daha çok seviyorsunuz. Bu soruyu geçelim. Bu iki sene önce de sordum ama. Evet işte, soruyu geçelim. Soruyu sileyim. Çok teşekkür ederim hocam. Misafirimiz oldunuz. Hocam merhaba. Merhaba baba. Merhaba hocam. Merhaba hocam Zeynep Mehmet Şürkan. Merhaba hocam. Merhaba Tunç Bebek. Berat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol Berat'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olun. Ama bugün bunun için toplanmadık tabii. Evet. Ne konuşacağız hocam bugün? Bugün oyundan bahsedeceğiz. Niye oyun oynarız? Oyunun tarihi ne? Sadece çocuklar mı oyun oynar? Efendime söyleyeyim. Oyun oynamak ne elde etmişiz? Nasıl eskiden tarihten bu yana ilk oyun ne zaman oynanmıştır falan gibi soruları cevaplayacağız. İlk oyun ne zaman oynandı o kadar önemli değil ama oyunun aslında bir antropolojik, kültürel bir tarihi var. Ve bu tarih çok sıkıcı kitaplarda yazılmış ne yazık ki. Ben de onları özetleyip anlatmaya çalışacağım. Kendi oyun tercihlerimi ve işte oyun olduğu için bir uzman getirdik. Aslında evet, bir... çok uzmanımdır gerçekten. Evet, oyun oynamayı çok seviyorsun. Aynen. Evet. Çok seviyorum yani. Hocam oyun nedir? Tanımlayabilir misiniz? Oyun tanımlaması zor ama belli özellikleri var. Bir kere gerçekten farklı olacak. Rekabet için olmayacak. Yer ve süresi bakımından alternatif bir gerçeklik yaratması lazım oyunun. Bu tabii Huizinga'nın tanımı. Oyun serbest olacak, özgürleştirecek yani şey yapacak ve belli bir düzeni, kuralları olacak tabii. Kuralsız oyun olmaz. Yani saçmalamak şeyler değil. Aslında materyal bir kazanç için yapılmaması lazım. Aslında şans oyunları falan dediğimizde bir oksimoron yapmış oluyoruz bu tanıma göre. Ama sadece tanım değil, daha bunu kategorize ediliyorlar. Huizinga çok önemli bir tarihçi. 19. 20. yüzyılın başında yazıyordu. 30-40 sene sonra Roger Caillois diye bir Fransız tarihçi bunları dört başlıkta inceledi. Birincisi Alea. Alea Yaktes, zarlar atıldı. Şans oyunları. Huizinga'ya göre bu bir oyun olmazdı. Agon, strateji. İşte Mimikri Nemesis, o da role playing oyunları. Bir de Ilinx Vertigo. İşte dans etmek gibi işte şey, daha böyle kendinden geçtiğin oyunlar. Bazen ortak özellikleri de yapıyor. Mesela kart oyunları hem şans hem strateji oyunu haline geliyor. Dans hem Ilinx, hem role playing var dansta, hem de başın dönüyor, hem işte mimikri, hem innings olabilir. Hani böyle çeşitler var. Bunlar aslında bizim olayı anlamamıza çok yardımcı olmuyor ama zaten bu sosyologlar bazen hani işi böyle kategorize etme hastalığına getiriyorlar. Bu anlama geliyor. Burada bir tane şey var. Ludus. Yani Homo Ludens'teki ludere oynamak demek. Bugünkü jouer ya da jocare fiilinden değil. O zaman ayrı bir Latince fiil vardı. Homo Ludens'te oynayan insan. Homo sapiens bir insan. Homo Ludens oynayan insan. Ludus me paedia diye. Biri kuralsız. Ludus kurallı. Ve insan genelde kuralsız oyunları kurallı oyunlara evirmeye çalışır diye bir teori var ama her zaman böyle olmadığını da gördük. Dediğim gibi böyle, hani bunun literatürü bu. Peki neden oyun oynuyoruz hocam? Vallahi birden çok nedeni var. İlk önce eğlenmek için oynuyoruz tabii ki. Profesörümüz Zeynep Mehmet Şükran da dediği gibi eğlenmek için oynuyoruz. Onun dışında statü oyunları da var. Mesela belli oyunları belli gruplar oynuyor. Mesela Orta Amerika medeniyetlerinde bir top oyunu var böyle. Futbol gibi böyle sert bir topla oynanıyor. Onu herkes oynayamıyor. Ya da mesela işte senet dediğimiz o eski Mısır'daki board oyunu da öyle. Yani bir toplumsal statü belirtisi olabilir. Taht oyunları. Taht oyunları mesela, evet. Yıllardır oynuyoruz. YouTube'a kadar getirdiğimiz taht oyunları. Onun dışında oyun bir rekabete de yol açıyor. Bunun en meşhuru bugün artık spor hep öyle şey yapıyor ama olimpiyatlardır. Olimpiyatlar aslında bir nevi bir Birleşmiş Milletler Conflict Resolution gibi de görebilirsin. Yani ne yapıyor aslında? Birbirleriyle rekabet eden şehirler savaşmak yerine şey yapıyorlar. Orada yarışıyorlar. Orada yarışıyorlar. Hı. Zaten bu böyle bir başı olmayan anarşik sistemlerde, bir başı yoksa eğer, o anarşik sistemlerde böyle haç gibi, olimpiyat gibi ortak bir tören olur. Ki ondan bir ay önce ve sonra barış yapılır. Ki orada barış anlaşmaları, evlilikler, işte ne bileyim kan davalarının sonlanması da orada olur. Borçlar falan da. Yani hem orası bir Davos gibi, hem bir işte ne bileyim Orta Çağ'daki Besanson fuarları gibi borçların, stratejilerin yapıldığı, borçların birbirine ödendiği, aynı zamanda kan davalarının hem Cenevre, hem Brüksel, hem ne bileyim New York gibi bir işlev de görür. Olimpiyatların da böyle bir şey var ama onun dışında da insanlar oralarda statü de oluyordu. Mesela para
ara verip birini yarıştırabiliyordun. Aynı bugün olduğu gibi bu tip şeylerle de oynanabilir. Ama en önemlisi oyunun, biz aslında zekamızı geliştirmek için oynuyoruz. Alternatif realite yaratmak için oynuyoruz. O yüzden oyunların en önemlisi yaratıcılığı geliştiren oyunlardır. Bizim için en önemli oyunlar yaratıcılığı geliştiren oyunlar. Bir de tabii oyunda başka şeylerin de alakası var. Mesela Fallen. Mesela o ilk boardlarda falan filan. Oyun şeyleri fal olarak da kullanılabiliyor. Bir oyun, çünkü oyunda da şans faktörü olursa eğer onu fan olarak kullanabilirsin. Mesela zar atıyorsun değil mi? Zarla hem oyun oynayabilirsin hem fal bakabilirsin. O ilk antik Mısır'da bulunan senet dediğimiz board game'de mesela aynı zamanda oradan işte zamanla şeye işte oradan fal bakıyorlar. Hatta dine de dönecek. Bir süre sonra insanlar o yolculuğu, çünkü o böyle bir board'un üstünde kemikten yapılmış bir zarla atılarak oynanan bir oyun. O zarla işte köşelere gitmeye çalışıyorsun. Bir nevi tavla gibi bir şey. Onu bir süre sonra geleceği okuma. Bir süre sonra da hatta bir öteki dünyaya yolculuk gibi falan algılamaya başladılar. Bunun hepsi zihin egzersizi olduğu için falla şey bir arada olabiliyor yani. Dediğim gibi ritüel, fal, din hepsi bir araya karışabiliyor. Peki hocam mesela oyun o zaman sadece insanlara özgü gibi bir anlam çıktı. Hayır. Bu şey bir şey. Hayvanlar insanlardan önce yani kültürden önce. Şimdi insanın doğaya şekil vermesiyle başlıyor kültür. Ondan önce hayvanlar da oyun oynuyordu. İnsanları beklemediler kendilerine oyun öğretmesi için. Hmm. Yani hayvanlar insanları öğrenmeden önce de oyun oynuyorlardı. Oyun aslında o anlamda bir doğal ihtiyaç. O yüzden mesela çocuklara falan şey, çocuğuma oyun öğretmiyorum şey, öyle bir şey yok abi. Mesela çocuk işte ne bileyim yetişkin de oyun oynar. Modern dünyanın bununla ilgili bir yalanı var. Mesela şimdi bizim jenerasyonda yıkılı 40-50 yaşında insanlar oyun oynuyorlar. Bu çok doğal, oynanabilir. Oynanması da lazım. Bu sağlıklı bir şey. Bir nevi zihin cimdası. Bulmaca da oyun sonuçta yani aslında baktığında. Evet. Sadece realiteyle aptal ilgilenir yani. Alternatif bir şeyde bir prova yapman lazım. Bu anlamda oynar, hayvanlar da oynarlar. Bir de mesela bazı oyunların faydaları da var. Mesela avlanmak da bir oyun gibi olabilir. Sana bir şey de öğretebilir. Biz çok eskiden beri birçok oyunla karşı karşıyaydık. Tabii biz şimdi bunun ilki ne zaman diye baktığımızda insanlıkta hani ilk biz ne zaman bulabildik? Başur Oyuk'ta, Siirt'te 5000 yıllık boyalı taşlar bulundu. Bunların oyun şey olduğu zannediliyor. İşte Mısır döneminden gelen işte o senet dediğimiz oyun var. İşte Ur kral mezarlarında oyunlar bulunuyor. Birçok yerde zarf falan filan bulmamız mümkün. Senet nasıl böyle hocam? Tam olarak biliyor muyuz nasıl oynandığını? Vallahi bir fikirleri vardı. Ben tam olarak bilmiyorum. Yani alıp oynamışlığım yok. Çek senet diye bir versiyonu var onun. Yeni onu oynuyorum ben. Taşları hareket ettiriyorsun board'un üstüne falan. Ya o tamam da hani öyle. Yani evet. Kodese giriyor musun? Atıyorum öyle bir şey. Hayır. Tavla gibi herhalde diye anladım ben. Bir şekilde köşelere gitmeye çalıştığım bir oyun ama eğer arkeolog değilsen, şimdi arkeologlar oynuyor olabilirler çünkü bir yere gidiyorlar, Etiyopya'da 6 ay geçiriyorlar yani yazın. Hocam peki mesela gladyatörlerin yaptığı şeyde bir oyun sayılabilir mi oradaki gösteri? Valla neyin oyun sayılıp oyun sayılmadığı aslında gibi bu tanımlara uymak da o kadar zor değil. Evet sayılabilir, içinde bir rekabet varsa. Tabi bunun bir de amatör olması gerekiyor. Gladyatörler amatör değildi. Yani oradaki şey ama evet o oyun şeyi var. Bir de orada izleyici de oyunun içinde aslında. Orada yanlış anlaşılan bir şey var. Tabi izleyici de oyunun bir parçası. Zaten işte olay çıktığında falan işte ne bileyim Fener taraftarı Opet'i bastığında da oyundan bir katkı yani aktif olarak katkıda bulunmuş oluyor aslında. Dolayısıyla eskiden beri gelen bir şey, biz bunların belirlerini mesela satrancı biliyoruz değil mi? Aslında işte chaturanga mı öyle bir Hint oyunundan geliyor. Oradan satranç olmuş. İngilizce'de hep şah kelimesinden geçiyor. Biliyorsun chess şah demek. İspanyolca oradan ahetrez diye geçiyor falan filan. İşte checkmate şahmat falan filan. Mesela orijinal satrançta şey yok. Vezir yok. Bu 13. yüzyılda İspanya'da çıkıyor. Kraliçeyi daha önemli yapıyorlar. O yüzden Queen's Chess denir. Queen's Gambit'i de Queen's Chess denir. Piyonu iki oynama da mesela İspanya'da çıkmış. 19. yüzyılda bugünkü yaygınlığını kazanıyor. Paris oradan yayınları 1851'de mi ilk işte satranç turnuvası yapılıyor. 1856'da ilk dünya turnuvası yapılıyor. Oradan bir anda yayılıyor. Böyle ama bilmek zor mesela kim ne oynuyordu. Niye bilemiyoruz biliyor musun? Abi alıyorsun şimdi kağıt mesela kağıt oyunları. Abi kağıt oyunları kağıt kalmadığı için bilmen imkansız. Avrupa'da 1300'den beri var elimizde bazı kağıtlar. Bir sürü değişik deste var. Bugünkü deste onlardan biri. Tarot da onlardan biri. Tarot fal falan değil arkadaşlar. O destelerden bir tanesi. Bir sürü deste var. Tarot da onlardan biri. Geleceği meleceği söylemez. Zaten geleceği söylese kağıt olarak basmadır onu böyle. Yani hatırlıyorum. 18. yüzyılda uyduruyorlar. O yok işte kabaladan bilmem neden falan filan geliyor. Hikaye nereden geldi bilmiyoruz. Bazıları diyor kağıt oyunlarından gazino çiplerinden geliyor böyle şey gibi. Ondan sonra kendileri oyun oldu diyor. Satrançtan gelen işte yok mahjong bilmem ne falan filan böyle bir sürü oyun var ya. Onlardan geldiğini işte dominodan geliyor diyor. Nereden geldiğini bilmiyoruz ama bizim bildiğimiz bu imkanı Fransa üzerinden alıyor. Çünkü nereden biliyoruz? Karo. Aslında onlar 4 tane. Kör, karo, tref, bir tane daha var. 4 ayrı şey Fransızca'da. Oradan bugüne gelmiş. Biz o versiyonu kullanıyoruz. Bir de muhtemelen şey tarafı da var. Yani oyunlar grup halinde oynanıyor. Belki o yardımlaşmayı da arttırabilir. Hani ilkel topluluklarda şey düşünüyorum. Tabii tabii işte hunting practice. Evet. Zaten onu nereden biliyoruz? Çok doğru bir noktaydın. İlkel toplumlarda
Kazanmak için oynanmıyor. Hep söylüyorum, bu Gakugama kabilesi mi ne var? Lévi-Strauss görmüş bunu. O yazar. Abi maç yapıyorlar, hep berabere kalıyorlar. Yani bir idman, bir talim. Avlanmak da öyledir. Mesela neden avlanır hala Osmanlılar o dönemde? Aslında bir talim, bir şey yapıyorlar. Savaş talimi aslında. Halay çekmek gibi düşün yani. Orada kardeşliğini pekiştiriyorsun ya, halay çekerek. Salonda tek çalışır futbolcu, onun gibi aslında. Evet, yani. Evet. Yani opioidleri salgılamak için ve bir de şeyi öğrenmek için. Bugün askeri talim diye bir şey var. Eskiden yoktu ki. Sadece askeri değil, bir arada çalışmayı öğrenmen lazım. Bu modern devlette ne oldu işte? Bir mesela vatandaşlık şeyi yaratmak için işte 19 Mayıs'ta törene gidiyorsun. Askerde talim yapıyorsun. İşte ne bileyim, birçok yerde beraber prova yapıyorsun. Ama şeyde prova yapmana gerek yok. Zaten otomatik olarak o senin provan oluyor ve beraber, çünkü insan insan yapma şey kooperasyon yapabilmesi. O kooperasyonu oyunda sağlıyorsun. Bugün bir de şeyler çıktı biliyorsunuz. Hatta Batı'da da eleştiriliyor. Yani işte participation trophy falan. Hani hiç şey yok. İşte kazanan o, yok. İşte o, zaten kapitalizmin undoing gibi olacak. Kapitalizmin bayrağını çeken Amerika artık böyle sanki öyle bir noktaya geldik. Tam İbn Haldun'u doğrularcasına o Gakugama kabilesi gibi, aman kimseyi incitmeyelim bir noktaya geldi. 100 sene önce birbirlerini içi içi yiyen para için adamlar o noktaya geldi. Bak çok enteresan bir şey, evet öyle şeyler var. Sadece katılımın ödüllendirildi. Mesela biz evde Zeynep oyun oynuyor muyuz? Evet oynuyoruz. Peki katılan mı ödüllendiriliyor, kazanan mı ödüllendiriliyor? Kazanan. Kazanan ne yapıyor? Şarkı söyleniyor. Nasıl bir şarkı söylüyor? Şampi, 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 şampi. Kapitalizm. Şampi, değil mi? Şampi, evet yani çocuklara kazanmak. Kazanmak istedim, o kadar cazip evet. Bir güzel söyledim. Evet. Kaybedince muzikan var mı? Evet. Kim? Alıcı. Ne yapıyor, ne diyor? Oyunun kurallarını değiştiriyorum o zaman diyor. Dediğim gibi böyle bir noktaya geliyor. Ama şimdi bireysel oyun diye de bir şey var. İki tane noktaya burada değinmek lazım. Birincisi, eskiden oyunlar çocuk oyunu ve büyük oyunu diye ayrılmıyorlar diye bir argüman var. Burada defalarca söyledim. Meşhur bir kitap var. Philip Arrien'in. L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime diye. Yani 17. 18. yüzyılda, 18. yüzyılda daha çok. Aile ve çocuk. Aile yaşamı ve çocuk diye. Orada şöyle bir argüman var. Orta çağda diyor. Çocukluk diye bir şey yoktu. Çocukluğun santimanı, hissi yoktu. Fakat İngilizce çevirirken idea diye çevirmişler. Ne alakaysa. Fransızda hiç kimse bir şey demedi bu kitabı. Çok etkiledi. İngiltere'de, Amerika'da çok büyük ilgi gördü ve hemen saldırmaya başladılar. Kitap şunu diyor. O kadar çok çocuk ölüyordu ki %42'si çocukların 10 yaşına gelmeden ölüyordu. Dolayısıyla bir çocuğa ayrı bir muamele, çocukla fazla duygusal bağ kurmuyorlardı. Çok çocuk yapıyorlardı. Bu çocukları da ayrı kıyafetlerle falan giydirmiyorlar. Çocukluk diye bir şey, kavram yoktu. Çocuk kelimesi dependans demekti. Yani çocuk dediği adam 20 yaşında da olabilir. Birinin egemenliği altındaki insanlara çocuk falan. Bağımlı. Dedi. Bağımlı. Evet, bağımlı anlamında kullanıyorlardı dedi. Bu mantıkla da Philip Arrien'e göre işte çocukluk diye bir şey yoktu. Ve bu şeyle de işte 17. 18. yüzyılda beraber 16. yüzyılda başladı. Kolej kavramı. Yani bizim medrese dediğimizin tersine biraz daha şey, sınıflara göre ayrılmış, yani işte birinci sınıf, ikinci sınıf, şu yaş grubuna göre ayrılmış bir okul sistemi. Okulun çocuğu etik olarak da şekillendirmesi anlayışı. Bir de çocuk ölümlerinde ufak bir düşüş artık çocuğu üzerinde bir ayrı bir statü oluşmasına yol açtı diyor. Dolayısıyla buna göre oyuncaklar da ayrı değil. Hakikaten baktığımız zaman mesela bu şey çember döndürme vardır ya, onu eskiden şeyler de oynuyor. Büyükler de oynuyor. Yani bebeklerle de oynuyor büyükler. Zar atanlar şey oluyor mesela. Küçükler de atıyor. Zar oyunları falan filan da oynuyor. Dolayısıyla çocuk, büyük çocuk oyunu kavramı yeni çıkmış bir şey ve bu zaten bu değişikliklerin büyük çoğunluğu sanayi devrimiyle uydurulmuş yaradır. Kendimize inandık. Ama şunu da söyleyeyim. Philip Arrien'e 2001 yılında bir kitapla karşı çıktılar. Dediler ki hayır, ortaçağda çocukluk var. Bu söylediğin şey. Ama bütün kitaba karşı çıkmadılar. Kitabın adı da Nicolas Orme Medieval Children diye. Orada o şeyi türetti ama şey kısmı doğru yani. Oyunlar öyle ayrı ayrı ayrılmıyor. Bugün de ayrılmasının bir mantığı yok. Ben oyun oynuyorum. Çocuğumla da oynuyorum. Dediğim gibi Zeynep de oynuyor. Aklı yeten herkes kendi en azından oyun oynama isteği. Hep devam eden bir şey bilgisayar oyunu oynayan. Mesela çocuklar hep sorar bilgisayar oynatıyor musun falan. Ben oynatıyorum abi, çünkü yani benim bu kadar iyi dil konuşmamın nedeni mesela ne bileyim o bilgisayar oyunları. Tabii. İşte strateji kurabilme bilmem ne. Tabii ki oradan çocuk sadece onu yapmadığı sürece bir problem yok. Bir de bence artık modern insan birey olduğu için o kooperasyon kısmı değil yaratıcılık kısmı. Bir de yaratıcılık katıyor. Özellikle dediğim gibi böyle bir şey inşa ettiğin oyunlar bu anlamda çok değerli. Mesela Berat. Lego. Evet, hakikaten Lego öyle. Ben yani saatlerce Lego oynadım. Uluş da öyle. Evet. Mesela onu bıraktığı noktada kitap yazmaya başladı. Çok enteresan bir şey. Yani kendi içine dönük bir şey yapmaya çok, yani özellikle yaratıcılığı o anlamda. Çünkü kendi içine dönmek öyle bir şey. Enstrüman çalmak da öyle bir şey. Ben de hakikaten çocukken eğer bugün şu sol ayak 40 yaşında heba olduysa, yani bir Barcelona'da oynayamadıysam tamam Lego'nun yüzünden yani. Lego'nun bir de iyi tarafı şu, bir ilk başta şablon veriyor. Onu bir tükettikten sonra genellikle tabii bozuluyor ve artık karma. Asıl herhalde patlayıcı hayal gücünün geliştiği yer orası herhalde. Tabii tabii, yani onun bir sürü şekli formatı var ve sen o format içinde dediğim gibi bir alternatif yaratabiliyorsun. Bak şöyle, modern toplumun şöyle problemi var. Çocuğu kısıtlıyor abi. Formata koyuyor. Okul mesela bir format. Davranış bir format. Ondan sonra bu çocuk niye böyle hayal gücü? Abi hayal, oyuncak da öyle. Alıyorsun oyuncaklar, robotlar. Abi ne? Dış ateş ettim. Ne yapacaksın? İki tane
robot dış strateji dedim. Kızın saçını tara, yok işte bilmem nenin evi falan filan. Özel bir şey yaptırmıyor. Özel bir şey yapmıyor. Bu anlamda ben kendi çocukluğumda bunun çok yararını gördüm. Uluç'a da biz yapmadık yani, onun kafası öyle çalışıyordu. O benim gibi biraz kendi şeyiyle kendi başına kalmayı sever. Yani oradan alternatif yaratabilmek, bir şey yaratma. Bir de hocam işbirliği de aslında oluyor. Ben tabii çok kötü yaptığım için bana abim şey görev verdi. Yani malzeme bul mesela. Çünkü bir sürü Lego vardı. Oğlum abi seni kullanmış, ondan da sen de yetenek olmadığını anladın. İşte yetenek yok işte, o yüzden hani en azından bu toplumda bir şey yapamayacak en azından. Mavi yakalı adam daha 3 yaşında tatmış ya. Oyun oynamakla ilgili bu içeriğimizin sponsoru, içinde benim kuşağımın da olduğu birçok nesil için çok önemli bir yere sahip olan, hem çocukluğumuzda hem gençliğimizde bizim için çok önemli bir yere sahip olan Lego. Ya hakikaten dünyada hiçbir oyuncak yani başladığı noktada bu kadar uzun süre kalamamıştır. Lego'nun bu sene 90. yılı, nesilden nesile 90 yıllık bir eğlence sürüyor. Herkesin Lego ile bir anısı vardır ama anından bahsetmeden önce tarih programı olduğu için Lego'nun tarihinden bahsedeyim. Enteresan da bir tarihi var. Lego, ben hep okuyorum Ledger'e falan zannediyordum. Hayır, Legot yani iyi oyna, güzel oyna gibi bir danca anlamı var. Lego 1932 yılında Ole Kirk Christiansen diye Danimarkalı bir marangoz tarafından yapılıyor aslında. Ve hikaye böyle başlıyor. Bu aslında önceden mobilyacılık, yani marangozluk yapan biri. Fakat fabrikası yandıktan, atölyesi yandıktan sonra ufak tahta oyuncaklar yapmaya başlıyor. Ve bütün iş buradan çıkıyor. İlk başta dediğim gibi tahta oyuncak o zaman çok şey yok. Daha çok metalden yapılıyor ve Almanlar piyasaya hakim. Ama 2. Dünya Savaşı çıktığında Almanların artık Danimarka'yı işgal ettikleri için oyuncakları pek satmıyor. Ve metalde de problem olunca bir anda tahta oyuncaklar çok popüler olmuş oluyor. Ama o tahta oyuncaklar böyle ördek falan. Yani daha brickler çıkmış. O 1939'da çıkacak. Onun da ilk adı çok böyle Alman versiyonu Automated Binding Bricks. Birbirine bağlayan, otomatik olarak birbirine bağlayan tuğlalar gibi bir isim. Sonradan tuğla lafına diyorlar Mürsten, Lego Mürsten diye. O çok bir anda popüler oluyor. Alttaki yuvarlakları da 1958'de ekliyorlar. Şimdi o yuvarlaklar yokken o üçlü dörtlü şeyler biraz oynuyor. Onu çözmek için de özel dizayn olarak altta o yuvarlakları koyuyorlar ve büyük dünya çapında sükse yapıyor. Ondan sonra işte bugüne kadar geliyor. Burada tabii önemli bir şey var. 1999'a bakarken Mondrian diye biriyle çalışıyorlar. Bir artistik touch da versin diye. Çünkü bu tip şeyler var. Yani buna benzer şeyler var. Onu böyle dizaynı da özel yapıyor. Bir de 1970'de figürün dediğimiz bu insan şeyi çıkıyor. Her şeyi değiştiren bir şey. Çünkü eskiden insan koyamıyordu. İnsan koyunca da şey de büyüyor. İçine insanı sığdırmak için Legolar da büyümeye başlıyor. 4 milyar figürün var. İnsan kadar o ufak şeylerden var aslında. Vay be. Yani onlar bir ordu kursalar bayağı dediğim gibi şey yapabilirler ki Lego'nun mesela ilk versiyonlarında falan onlar yok. Dolayısıyla bir yer inşa ediyorsun ama çok fazla dediğim gibi insan kullanamıyordun 78'e kadar. 2000'den sonra bambaşka bir noktaya geldi tabii. Artık dediğim gibi franchise'larla dizileri çekilmeye başladı falan. Çok popüler kültürün bir parçası o. Çünkü 80'lerde şöyle bir kriz yaşandı. Bir, bilgisayar oyunları girdi işin içine. İki, patenti bütün ülkelerde süresi geçtiği için dandik versiyonlar ortaya çıktı. Onlar daha kalitesiz ama çocuklar tabi ayırt edemiyor falan. Ama oradan çok başarılı bir şekilde de çıktı Lego hakikaten. Ya burada şöyle bir prensip var. Basit tutmak. Aslında basit tuttukça inisiyatif çocukta kalıyor ya. Karmaşıklaştıran şeyler sizi kısıtlar. Yani her zaman basit daha zordur. General olan orada zaten iş basitlikteki o güzellik. Basit olup güzel olmak, güzel bir şey yapmak daha zor. Hakikaten çok enteresan. 40'lardan 50'lerden bu yana 70-80 sene sonra nesilden nesile şey herhalde birkaç yüzyıl sonra buraya bakıldığında bir roman yazmak istersen Madame Bovary gibi, Cervantes gibi falan filan kullanacağın şeylerden biri çocukluğu tahmin Lego olur. Siz inşa ediyor muydunuz hocam bir şeyler? Evet, çok çok inşa ediyordum. Bizim zamanımızda bu kadar hani dolar falan çok pahalıydı, çok da yoktu insanlarda. Babam herhalde yarım maaşını onlara yatırıyor olabilir o zamanlar. Bir oda dolusu yani literally bir oda dolusu Legom vardı. Şimdiki çocuklar şanslı. Çok çeşit var o zaman, her çeşit gelmiyordu. Hemen hemen hepsiyle yapıyordum evet. Hala yakın zamana kadar bir anım kimseye oynatmıyordum. Yani Lego dediğim gibi hakikaten böyle bir oda dolusu vardı ve oynuyordum. Yani bugün Barcelona'da sola çık yerine bir akademisyensen biraz da hani o çünkü hakikaten şeyi öğretiyor. Kendi kendine bir şey yapmayı, yaratmayı. Yani çok öyle benim 3 boyutlu bir zekam olmadığı için oradan çıkıp mimar mühendis olmadım. Hani öyle bir isteğim de yoktu ama kendi kendine güzel vakit geçirmeyi. Şimdi eskiden özel bilgisayar falan filan da yok ama dediğim gibi onların hepsi kısıtlayıcı abi. En basit şey seni en çok geliştiren şeydir. Sana kalıyor. Hayal gücü. Çıplak hayal gücü çünkü. Çünkü bilgisayarın başına da gelince şey yapıyor seni. Yani kısıtlıyor. Aslında yes no question'lar. Yapayım mı yapmayayım mı? Ya da ABCD'den hangisini yapayım? Burada sonsuz şey var. Çok değişik. Bir de çocuklarla mesela ben yeğenlerle Lego oynayabiliyorum çünkü benim de sıkılmadığım bir oyun oluyor. Yani, tabii işte evet. Ben de oluşma ondan oynuyorum. Yoksa alternatifi böyle çok çocuk oynuyorum. Enteresan bir şekilde o benden daha başarılı. Yani tam buradan da işte aslında Lego aslında çocuk markası yetişkinlere de yönelik bir marka. Zaten konseptin amacı da ister çocuk olsun ister yetişkin olsun fark etmez. Yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek. Bu anlamıyla da hayat boyu süren zihinsel ve motor becerilerin gelişimine de katkı sağlıyor. Lego ile dünyayı oyun alanına çevirmeniz mümkün. Yani nerede olursanız olun Lego ile inşa edeceğiniz şey tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Benim de hakikaten çok sevdiğim Lego'nun 90. yılı kutlu olsun. Nice 90 senelere, nice iyi oyunlara diyelim.
benim 0.99 yaş herkese buradan selamlar yolluyorum. Hocam 20. ve hatta 21. yüzyılda oyunda şekil değiştirdi, dijitalleşti. Evet, dijitalleşti. Aslında bir nevi artık hayal dünyamızı yönlendiriliyor. Anlamda dijital oyunların bence organizasyonel becerileri, mesela bir Crusader Kings gibi bir oyun oynadığın zaman ya da ne bileyim bir Civilization gibi oynadığın zaman birçok şeyi bir arada ya da ne bileyim işte refleksini geliştiriyorsun. Ama dediğim gibi seni kısıtlayan da bir şey. Sonsuz hayal gücünü ortadan kaldıran bir şey. O yüzden alternatif olamıyor. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Mesela televizyon çıkıyor, radyo şey olmuyor ya, bitmiyor ya. Burada da böyle bir şey var. Aslında bence onlar birbirine alternatif değil. Hardcore oynanan oyunlar başka bir yere hitap ediyor. Özellikle dediğim gibi basit oyunların ayrı bir şeyi var. Onlar hiç ölmeyecek. Bilgisayar oyunları mesela o yüzden çok çabuk tüketiliyor. Bir filmle, Lego tarzı oyunlar bir filmse daha uzun zamana yayılabilecek. Bu diğer oyunlarda bir Instagram postu gibi. Bir şey yok. Hani o an gülüyorsun. Özellikle daha böyle shoot'em all tarzı oyunlar ya da RPG tarzı oyunlarda o var. Yani oynuyorsun. Kim hatırlıyor yani ondan sonra? Kimse hatırlamıyor. Zaten aslında şey yapıyorsun. Hocam peki oyun oynarken mızıkçı mısınızdır? Şimdi ben kazanmak için oynuyorum. Yani kazanmak çok önemli. Çünkü kazanmaksam kaybederim. Neden kaybedeyim kazanmak varken yani? İnsan çok sevmediğim için oynarken de kendim maksat. Ya yani bir şey benim çıkarımaysa güzel bir şey değil mi? Ben zaten bir oyundur. Oyundur yani. Böyle Gakukama kabilesi gibi. O yüzden de en büyük şeyim kaybedeceğim oyuna girmemeye çalışıyorum. Çok az kaybediyorum hakikaten. Ama yenilirsem mızıkmam. Yenilmişim zaten. Hükmü olmuş ya, ne yapacağım? Yani ben şuna inanıyorum hakikaten, genel bu kısmı ciddiyim. Başarılı olmak için her şeyi yapacaksın. Başarısız oldun mu da unutacaksın. Onu yapabilirsen çok güçlü olursun. Çünkü genelde hırslı insanların şeyi hırs içini gibi. Hırsı kıskanç dönüştürmeyeceğim. Evet arkadaşlar, bugün oyunlardan bahsettik. Siz de kaybedeceğiniz oyunlara girmeyin. Kaybetmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Kaybederseniz de sanki konuya hiç alakanız yokmuş gibi hemen konuyu değiştirin. Başka bir şey atın. Ne bileyim, insanı birbirine düşünün. Bir şeyler yapın ama ne olursa olsun asla mızıkçı olmayın. Görüşmek üzere. Abone olmayan Bogomil olur. Omnibus, her şey hakkında her şey.